Cam vazodaki çiçekler Jacob van Warskepel tarafından 1667'de yapılmış ve Ioannides mirasının bir parçası olarak da 1900'de müzeye bağışlanmış. 17. yüzyıl şartlarında bunun gibi bir resim fanilik üzerine bir meditasyon gibiydi. Çünkü resimdeki her şey, kelebekler, çiçekler ve güzellik kısa ömürlü şeyler. Bu resmin müzeye geldiğinden beri bakımdan geçmediğini düşünüyoruz. Vernik zamanla giderek sararır ve bulanıklaşır. Bu durumda renkler arasındaki kontrastı azaltır ve resmin nasıl algılandığını etkiler. Verniği çıkararak resmi daha iyi bir şekilde görebileceğiz. Verniği sökmek için kullanabileceğimiz, aynı zamanda orijinal boyaya da zarar vermeyecek en iyi vernik çözücünün ne olduğuna karar vermek için testler yapıyoruz. İncelemelerimiz esnasında daha önce yapılan onarım müdahalelerini de görebiliyoruz. Örneğin, floresan altında incelediğimizde vernikli katmandaki bazı rötuşlu alanlar kendini belli ediyor. Fakat bazı rötuşlar görünmüyor. Küçük bir parça pullanıp düştüğü için altındaki kırmızı arka plan ortaya çıkmış. İçinde asit bulunmayan bir kağıt parçasına tutkal uygulayarak resimdeki pullanmış olan kısımları onarıyoruz. Sonrasında kağıdı ve fazla tutkalı temizliyoruz. Üzerine ufak bir ağırlık koyup kurumaya bırakıyoruz. Alttaki tabakanın pullanmaması fakat boyanın alt tabakanın üstünde bu şekilde pullanarak kalkması durumu malzemeden, kullanılan teknikten ya da resmin maruz kaldığı ortamlardaki değişikliklerden kaynaklandığının bir göstergesi. Açılan yerleri doldurmadan ya da rötuş yapmadan önce malzemeleri birbirinden ayırmak ve renkleri ortaya çıkarmak için resmi vernikliyoruz. Eskime özelliklerine göre test edilmiş, uygun bir sentetik vernik seçiyoruz. Bu, doğal reçine kadar hızlı sararmayacak, ayrıca gelecekte çözündürülmesi de daha kolay olacak. Rötuştan önceki son aşama doldurma. Amacımız, dökülen kısımla yüzeyi aynı seviyeye getirebilmek ve yüzey dokusunu orijinal boyayla eşleştirebilmek. Kompozisyonun bütünlüğüne yeniden kavuşması için doldurulan kısımlar rötuşlanıyor. Bunun için yine resmin eskimesiyle uyum içinde olacak sentetik bir reçine de eritilmiş pigmentleri kullanıyoruz. Resmin korumasını artırmak için son bir tabaka daha vernik uyguluyoruz. Tüm bu işlemlerden sonra resim artık Victoria ve Albert Müzesi'nde Ioannides koleksiyonunun bulunduğu resim galerisinde sergilenmeye hazır.